Atatürk ve köylü. Atatürk sık sık memleketi dolaşan bir liderdi. Çiftçiyle, işçi, sanatkar, esnafla konuşur, memleketin derdini arar bulur, meclise getirir, milletvekillerinden, bakanlardan hesap sorardı. İşte böyle yurt gezilerinden birinde, Orta Anadolu'da, tarlasında çift süren bir çiftçiyle karşılaşmıştır. Kolay gele. Bereketli ol ağa. Allah razı olsun bey. Hayrola ağa? Öküzün teki ne oldu? Devlete borcumuz vardı bey. İcra kapımızı çalınca çaresiz kaldık. Koca öküzü satıp borcumuzu ödedik. Sağlık olsun ağa diyerek konuşmasını kısa kesmiştir. Çiftçinin adı Halil Ağa'ydı. Atatürk'ün yanındakiler İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Salih Bozok, Kılıç Ali, Hüsrev Gerede, Emir Subayı Resuhi Bey, daha birkaç yakını vardı. Yürüyorlardı. Atatürk düşünceliydi. Salih Bozok'u yanına çağırdı. Salih, yarın sabah git, Halil Ağa'yı bul, bana getir. Benim kim olduğumu sorarsa... Zamanın Başbakanı İsmet İnönü de salonda bulunuyordu ve olanlardan habersizdi. Atatürk, kaşlarını çatarak İsmet Paşa ve Şükrü Kaya'ya dönerek, "Arkadaşlar, biz İstiklal Savaşı'nı Halil Ağa'nın öküzünü icra yoluyla satalım diye yapmadık. Bu memlekette adaleti, vatandaşı böyle mi koruyacağız? Gerekirse vergi borcu ertelenebilir. Köylünün çift sürdüğü öküzü elinden alınmaz."